Türkiye'nin villa turizminde başkenti Kaş Kalkan bölgesinde acayip bir rağbet oluştu. Bunun sebeplerinden, en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanların kendini korumaları ve izole etmeleri düşüncesiyle Kaş Kalkan bölgesini tercih ettiler. Sağ tekerlerin uğrak yeri olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü önceki yıllarda da bayram süresince de olmuştu. Bu geçtiğimiz bayramda 4 günlük, 5 günlük sürede gördüğümüz tablolar bizi çok üzdü. Ortada kalan aileler vardı. Paralarını yatırmışlar ve oraya geldiklerinde fake bir rezervasyon olmayan bir villaya geliyorlar. Buraya bundan sonra da yine villa turizmi devam edecektir. Zaten 1-2 ay Ekim'e kadar bir %90-95 oranında bir doluluk gözüküyor. Burada gelen, buraya düşünen misafirlere biz şunu söylüyoruz. Tamamen güvenli bir yere paralarını yatırmaları. Burada, bu bölgede 5000 liralık bir villa hiçbir zaman 4000 lira olamaz. 3000 lira olamaz. 2000 lira hiç olamaz. TÜRSAP üyesi bir ajanta olup olmadığına dikkat etsinler. Bizim sitelerden sorgulasınlar. Alan temsilciliklerini arasınlar. Biz onlara gerekli bilgileri veririz. Bu işi artık herkesin yapılması gerekiyor. Kendini haklı göstermeye çalışan arkadaşlar var. Tabii bu şekil olunca da herkes bu işi yapmaya çalışıyor ki sahtekar dolandırıcılar zaten yapıyorlar. Bizim sitelerimizi kolonlayıp, kopyalayıp aynı sanki varmış gibi insanlara pazarlıyorlar ve ortada çok büyük mağduriyetler oluyor. Bu işin artık devlet yetkililerince bir noktaya bağlanması gerekiyor. Yasada zaten böyle bir yasa var. Bunun tamamen ucu kapatılıp bu işi nasıl yapılması gerektiğini bu yıl itibariyle, çünkü önümüzdeki yıllarda da çok favori bir turizm hareketi haline gelecektir villa turizmi. O yüzden devlet yetkililerinin bu işi tamamen şu kişiler yapar diye bu işi noktalaması gerekiyor ki önümüzdeki yıllarda çok fazla mağduriyet olmasın. Kötü niyetli arkadaşlar değil. Giriyorlar. Kendi bizim siteleri aynı varmış gibi X siteyi kopyalıyorlar. Aynı şekil varmış gibi ve fiyatını orada 5000 liraysa 3000 lira yapıyorlar. Ve bir tane 0800'lü bir numara. 0800'lü numara bir şey değil. Aylık 15 liraya 0800'lü bir numara alabiliyorsun. Apartman altı yapıyorlar zaten. Şu villa ne kadar? 5000 lira. Peşin gönderirseniz 3000 lira. Hatta hepsini gönderirseniz 2000 lira deyip yüzlerce kişiyle konuşuyorlar. 3-5 kişi de ağına düşüyor. Normalde TÜRSAP'ın sitesi tursap.org. Bunlar tursap.site.com, tursap.işte şu uzantılı şeyler. Ama girince, o butona basınca aynı TÜRSAP'taki yetkiliymiş gibi gözüküyor. Kalanırsa adaletin önünde sonuç olarak bilişim yasağı var. İşte bu tarz yasaklar var ama çoğu zaman araki bulamıyoruz. Yani, bulunamıyor. Geçtiğimiz yıllarda da belli dolandırılma faaliyetleri oluyordu. Fakat bu sene bu rakamlar çok ciddi anlamda artmış durumdalar. Tabii bunun en önemli sebebi talebin çok artmış olması. İnsanlar ciddi anlamda villalara hücum etmiş durumdalar. Yalnız villa sayısında ciddi bir artış yok. Dolayısıyla birçok insan tatil yapacak bir villa arıyor ama villaların hepsi dolu olduğu için bulamıyorlar. Tabii bundan faydalanan art niyetli kişilerde sektörde zaten rezervasyon alması mümkün olmayan, çoktan dolmuş olan villaları bir şekilde fotoğraflarına ulaşıp normalde olmayan bir şirketi varmış gibi göstererek farklı internet sitelerinden pazarlamalarını yapıp rezervasyon alıyorlar. Aşağı yukarı %30-%35 civarında toplam ödemenizin bu kadarlık kısmını yapmış olmanız gerekiyor. Yani bir nevi kapora ödemiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla dolandırma faaliyetini yapan kişiler de bir çeşit kapora dolandırıcılığı yapıyorlar. İnsanlar rezervasyon yapmış zannederek bölgemize gelip, işte biz buraya geldik ama kiraladığımız şirkete ulaşamıyoruz. Aynı villayı sizin sayfanızda da gördük. Hani nasıl gidebiliriz bu villaya, yardımcı olur musunuz şeklinde talepleri oluyor. Tabii çok acı, çünkü Kalkan'a, özellikle Kalkan'a günübirlik, yani çıkıp geldiğinizde bir villa bulmanız çok zor. Çünkü villalar aylar öncesinden, haftalar öncesinden rezerve edilirler. Ortalama fiyatlarımız 10 bin lira civarında bir haftalık bir villa için.
3 yatak odalı diyelim, böyle ortalama bir villa. Şimdi piyasada dolandırılan insanlara baktığımızda birincisi hem önünde %30 indirimle kirala şeklinde mesela bazı argümanlar kullanılıyor. Villa kiralama sektöründe bu tarz kampanyalar, indirimler hiçbir zaman yapılmaz. Ekim-Kasım ayları gibi bir sonraki yılın fiyatları belirlenir ve bir yıl boyunca çok ekstrem bir olay yaşanmadığı sürece hiçbir villada indirim yapılmaz.